Merhabalar efendim. Yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Ben sunucunuz Ayşe Birkalaycı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizleri sendikalarımızın temsilcileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya getireceğiz. Bugün esnaflarımızı konuşacağız. Yanımızda Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Kadir Durmuş var. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nereden başlayalım? Doğum tarihiniz nerelisiniz? 14.1961 doğumluyum. Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı veya Birlik Başkanı olmak için yolun başı esnaflıktan geçer. Kaç yaşınızda başlamıştınız esnafla? Sizle biraz konuştuk bu konuları. Hikayeniz çok güzel. 1.1.1976'da vergi mükellefi oldum. Yani 15-16 yaşında babamın şeyiyle, mekaletiyle iş yeri açmıştım. Evet, babanız da rahmet. Esnaftı sanırım. Ondan da babam da esnaftı. Babam da esnaftı. Kasımpaşa'da fotoğrafçılık yapıyordu. Daha sonra çeşitli meslekler yaptı. Esnaf. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Evet. Ailem de esnaf, çocuklarım da esnaf. Kardeşlerim esnaf. 1976'da ilk iş yerimi açtım. Mesleğim bilişim teknoloji uzmanlığı, eski adıyla elektronik teknik servisliği falan. 76'dan sonra zaten dünyada elektronik çok gelişen bir meslek dalı. Kılcal damarı geniş bir meslek dalı. Tabi o zamanları teknik servislik, işte beyaz eşya bayiliği falan. Beyaz eşya bayiliğinden mesleğe de yatkın olduğumuz için elektronik 1985 yılında Elektronikçiler Odası'nı kurduk. Kurucu üyelerden birisiydim. 26-27 yaşlarındaydınız. 85'te değil değildim o kadar. Kurucu üyeydik. O dönemdeki abilerimiz işte o zamanlar oda 51 kişiyle kuruluyordu. 51 kişiyle kurmuştuk. 27 no'lu üyeydim ben o zaman. O geçmiş yıllarda yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra başkan vekili oldum o odada. Elektronikçiler Odası'nda. 1988'i 89'a bağlayan yılda büyüklerimiz beni işaret ettiler. İşte sporla da uğraşıyorduk tabi o zaman. Çok yönlü bir hayatımız vardı. 89 diyelim net olarak işte Elektronikçiler Odası Başkanı oldum. 27 yaşlarında falandım o zaman. Bugün 58 yaşındayım. Çok genç bir yaş. 18 yıl o odanın başkanlığını üstlendim. Hiçbir esnafımın burnunu kanatmadım. 2007 yılında Karma Oda tabir ettiğimiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kurucu başkan olarak arkadaşlarla çalıştık. Bu odayı kurduktan sonra 2002 yılında zaten başkanımız Kemal Kaya tarafından 96'da yönetim kuruluna aldılar beni. 2002'de de başkan vekiliydim. 2002'den beri 2018'e kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekilliği görevini üstlendim. 2018'deki genel kurulumuzda Kemal Kaya Başkanım benim nöbet bitti dedi, sıra sende dedi. Bu görevi tevdi etti. Evet. Onun destekleriyle biz de esnaf sanatkarı en iyi şekilde temsil etmek üzere görevi devraldık. Genel kuruldan devraldık. Akabinde Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nda mesleki teşekkülde kurul üyeliği var. Her ay iki sefer toplantıya gidiyorum Ankara'ya.
esnafımızın meselelerini, problemlerini, sıkıntılarını Ankara'da dile getiriyoruz. Sıkıntılı bir süreç. İnsanların yeni iş yeri açan azaldı biraz bu aralar. Biraz sıkıntılı süreç ama Türk milleti, Türk esnafı bu zorlukları aşacağını umuyorum ben. Diliyorum da zaten. Şu anda Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanısınız. Oda evet. çalışmaları hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Kaç oda var birliğe bağlı? Birliğimize bağlı 52 oda var. Gebze, Karamürsel, Kandıra, Gölcük, yani bütün ilçeler dahil 52 tane odamızın 50 bine yakın da esnaf sanatkar üyemiz var. Çok büyük bir rakam. 50 bin. Tabii. Büyük. Sivil toplum örgütlerinin zaten en kalabalığı, en güçlü olanı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na bağlıyız hepimiz. Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon esnaf var. Büyük bir güç. Esnaf sanatkarımız daima her zaman devletinin yanında olmuştur. Olmak zorunda zaten. Hiç bir zaman duymamışsınızdır bir esnaf yürüyüşü falan diye. Evet. Evet. Yani olmaz tabii. En büyük sıkıntı yaşayan aslında esnaf. Bazı böyle ekonomik sıkıntı. Sıkıntı var tabii, her tarafta var sıkıntı. Bunun en çok etkilenen esnaflarımız. Küçük esnaflarımız çok etkileniyor. Sanırım. Kiraların yüksekliği özellikle merkezimizde kiralar çok, çok yüksek. Çok fazla. Yani buradan iş yeri sahiplerine seslenmek istiyorum. Yani 3.000 lira, 4.000 liralık kiraya verebilecek yeri zorlayıp 10.000 liraya falan vermeleri hem kendi açısından da iyi olmuyor. Hemen atıyorum 6-7 ay sonra zarar ediyor iş yeri açan arkadaşımız. Kapatıyor orayı. Bu sefer kiracı bekliyor 3-5 ay, 6 ay. Ben geçen bir tespitte bulundum. Ben zaman zaman çarşıya yayan giderim. Ben hiç araba kullanmam. Baç ile Acısu Sapağı'na kadar 27 tane boş dükkan saydım ben. Böyle bir şey yoktu. Geçmişte hava parasıyla iş yeri açtığım zamanları da biliyorum orada. Tabii biraz da şeyler değişti. Yaşantımız değişti bizim. İşte bu AVM'ler kültürümüzü çok değiştirdiler. Yani AVM'lerin şehrin içinde olması çok sıkıntılı. 94 krizinden sonra Amerika'ya gitme şansım oldu. Orada dolaştım. Amerika'nın alışveriş merkezleri şehrin 20 kilometre dışında. Yani Amerikalılar bizden çok mu akıllı? Hayır. Düzen tutturmuşlar. Esnaf sanatkar şehrin New York'ta, şehrin merkezinde, işte Long Island'da gezdiğim yerlerde şehrin merkezinde esnaf sanatkarı var. Neden? Türkiye'de, dünyada da böyledir. Ülkenin omuriliği, bel kemiği esnaf sanatkardır. Onun için esnaf sanatkara mümkün mertebe destek olmak lazım. Sizin bununla ilgili çalışmanız oldu mu? AVM'lerin daha uzak bir yere taşınmasıyla ilgili ya da olacak mı birlik olarak? Esnaflar olarak böyle bir talebiniz var sanırım. Biz AVM'lerle uğraşırken başımıza bir de 200 metrekarelik işte ulusal marketler bela oldu ki daha büyük bir belaydı o. Her şey satıyorlar artık. Evet. Doğru. Yani nasıl bir çözüm bulunacak? Gitgide karmaşaya girdi yani bu. Ulusal marketler araba motoru, araba lastiği de satmaya başladılar artık. Yani mahalle bakkalımızın sıkıntısı çok büyük. Bir mahalle bir de bir tanesi gelmiyor. Bir geldi mi peşinden 5-6 tanesi birden geliyor. Yani onlar nasıl bir kazanç elde ediyorlar? Ona da meraklıyım yani ben. Evet. Bir de şu yönden de bakmak lazım tabii. İnsanlarımız da AVM'ler ve bu marketleri tercih ediyorlar demek ki. Acaba esnaflarımız kendi yenilemeli mi ya da fiyatlar mı fazla bizim küçük esnafımızda? Yani bunun nedeni ne sizce?
vatandaşlarımızın için AVM'leri ya da marketleri tercih ediyor? Kesinlikle katılmıyorum. AVM'lerden daha ucuz bakkallarımız. Hayır. Kesinlikle hem canlı mal satıyorlar. Yani işte AVM'lerde zaman zaman duyuyoruz. İşte şeyi geçmiş çöpe atıyorlar. Hatta o çöpe tarihi dağıtılmaz geçmiş, o. Tarihi çöpe dağıtılmaz. İmha edilir o. Alır birisi alır onu yer. Yani oradan hiç kimse AVM'den gidip bak bunun tarihi nedir yani şeyine bakmıyor. Hı hı. Alıyor, tazedir diyor. Hı hı. Kim bilir geçmiş mi geçmemiş mi? Ama bakkallarımızda öyle bir şey olmaz. Çünkü cüzi miktarda, yeteri miktarda alıyor, ne kadar müşterisi olduğunu biliyor. İşte tazeden tazeye ve fiyatı da uygun. İşte bazen AVM'lerde duyarız işte son yarım saat işte şu peynir 5 lira filan gibi. O içi geçmiş. Yani o bitmiş o peynirin. Süresi dolmuş. Öyle bir şey vatandaşlarımız o konularda duyarlı olurlarsa sevinirim. Öyle bir şey olur ise zaten hemen aldın bir iki günde tüketmesi lazım. Peki birliğe bağlı odalar arasında en çok sıkıntı çeken oda hangisi? Hangi esnafımız daha sıkıntılı şu anda? Yani esnaf sanatkarımızın hepsi sıkıntılı. Hı hı. Şu anda sıkıntı çeken, çok fazla sıkıntı çeken birincisi Sivri Saraçları Odası Başkanımız. Nedir? Benim de yönetim kurulu üyem. Ne gibi sıkıntı Ahmet Taşçı. Tabii bu korsanlarla ilgili büyük mücadele veriyor. Doğru. Defalarca haberlendi ya. Yani kesinlikle üye sayısı da fazla olmasından dolayı. Kaç üyesi var? Yani benim karma odanın 2700 üyesi var, onun da 2400 üyesi var yani. 2400 üye. Tabii bu esnaf sanatkar, ulaştırma hizmetleri veren arkadaşlarımız. Herkes geçmişte yani hatırı sayılır bir parayla P plakaları almış. Hı hı. Şimdi diğer korsan çalışanın hiçbir şey ödemeden gerçi trafik ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Zaman zaman kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Onlar trafikten men ediliyor ama kaç tane, bir tane, iki tane değil. Ben bir ara Ahmet Başkan'a sorduğum zaman 3000'e yakın korsan. Yani 2400 üye sayısından daha fazla. Tabii üye sayısından fazla. İstanbul'dan gelen, oradan gelen. O bir sıkıntı. İkinci sıkıntılı yani çok şu son hele 2018'de ben göreve geldikten sonra fırıncılar odamızın, fırıncı esnafımın çok büyük sıkıntısı vardı. Yani geçmişte fiyat ayarlamalarını biz yapıyorduk. Şimdi bakanlık aldı elimizden onu. Benim kayınpederim de fırıncı olduğu için Ankara'da meslek uzak değil bana. Arkadaşlarımın çoğu da fırıncı. Biliyorum yani onların çektiği sıkıntıları. Şu anda yenmiş olan ekmek fırıncıya kar kazandırmıyor. Yani son bir fiyat ayarlaması yaptık. Orada da medyada yanlışları gördüm. Yanlış bilgilendirmeleri gördüm. İşte %40 zam yapıldı diye. Hayır, %5 zam yaptık biz. %40 değil. Yani 210 gram ekmek 280 grama çıktı. 1.75'e çıktı. Ama vatandaşımız cebinden çıkan paraya bakıyor. Evet. Ama şöyle de bir şey yaparsak bazıları 1.25'e bir ekmek alıyordu, yetmiyordu. İki ekmek alıyordu, biraz fazla geliyordu. Şimdi iki ekmeklik kadar bir ekmek alıyor. 280 gram ekmek. İşte orada çok sıkıntı çektik. Fiyat veremedik. Un fiyatı arttı. Yani 115 liradan aşağı un yok, bir çuval un. Zaten asıl gideratı gösteren o. Elektrik fiyatları arttı. Yani fırıncım çok kötü durumdaydı.
Şimdi kafa kafaya, bu aslında para kazanmıyorlar şu anda. Onu da biliyorum ben. Kazandıklarını zannetmiyorum. Şimdi halk ekmeği, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'e çok güveniyorum kendisine ben. İyi işler yapacağını düşünüyorum. Esnafın da abisi olma yolunda ünvanı da vereceğiz ona. Fırınlar için, fırıncılar yapsın dedi. Halk ekmeği. Doğru bir karar o. Çünkü çok illerde baktım ben, halk ekmeği yapanlar boşaltıp şeye, fırıncılara siz yapın tekliflerini biliyorum ben. İnşallah önümüzdeki dönemde fiyatlar aşağı çekse, şimdi girdiler, girdi maliyetleri çoğaldı aldı şimdi. %15 iki tane doğalgaza zam. Yanlış hatırlamıyorum herhalde. İki sefer oldu. Bir ay içerisinde. Bu müthiş bir girdi olacak. Yani bu bir sıkıntı. Esnafı da olumsuz tabii, etkileyecek. Sanayici mi etkileyecek? Özür dileyerek kısa bir aramız olacak. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'de fark yaratan lezzet şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park, 2 sitesi Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. 262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi mant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Yenikent Mahallesi, Venüs İş Merkezi, A Kapısı 6, No 232, Derince, Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Adres: İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı.
Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, Pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpent Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadir Bey, en çok sıkıntı yaşayan odalardan bahsediyorduk. Servisçilerden konuştuk, fırıncılar odasından bahsettik. Başka var mı sıkıntı yaşayan odalar? Tabii. Esnafın her kesimi sıkıntılı. Hı hı. Kimi meslekler katık oldu. Yani eskiden bilmem hatırlar mısınız? İşte bakırcılar çarşısı, bakırcılar evet. Vardı, faytoncular vardı, hı-hı, falan, bunlar yok oldu. İşte terzilik mesleği. Yok olan mesleklerden, yok olmaya yüz tutmuş. Yani yok olmaya yüz tutmuş, hı-hı, mesleklerden, terzilerde de sıkıntılarımız var. Aşırı rekabet, esnaf birbirine kırdırır. Esnaf rekabet etmemesi lazım. Hı-hı. Esnaf kaliteyle, hoşgörüyle rekabet etmesi lazım.
esnaf komşusuna zarar vermemek üzere böyle kendisi ne gelecek zarar nasıl kendisini üzecekse karşı taraf esnafı da üzmemesi lazım. Esnaf sanatkar dediğim gibi ülkenin omuriliği bel kemiğidir. Diğer bir meslek grubumuz var. Malumunuz biliyorsunuz petrole aşırı zam geldi işte. Doğalgaza geldiği gibi elektriğe, benzine, motorine zam geldi. Motorinden kimler etkileniyor? Servis araçları da etkileniyor. Yani ulaşımla ilgili. Minibüsçüler, otobüsçüler odağının üyeleri de etkileniyor. Bildiğiniz üzere Kocaeli Büyükşehir'imize kent kartı var. Vatandaş o kartını doldurup yolculuğunu yapıyor. Mazot fiyatları aşırı arttığından onlara bir zam gündemde acilen verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir fiyat ayarlamaları yapılması lazım. Yoksa onlarda da sıkıntı var. Onun dışında lokantacılarımıza bakıyorum, geziyorum. Her yerde adım başı lokanta. Eskiden bu kadar lokanta yoktu. Bu ne yapıyor? Bir sokakta bir tane lokanta lazım. Üç tane lokanta açılıyor. Üçü birden de iflas ediyor. Üçüne birden zarar veriyor. Zaman zaman Avrupa'da işte Fransa'ya gittiğimiz zaman oradaki şeylere baktık. Çalışma düzeni, sistemine baktık. Aile kültürümüzü almışlar. Fransızlar, Almanlar bizim kültürümüzü almışlar. Bizim kültürü şimdi bize öğretmeye çalışıyorlar. Orada nasıl iş yeri açacak, esnaf adayı olacak esnaf adayı arkadaşımız vergi dairesine açtırmıyor vergisini. İş yeri açacak, odasına geliyor. Orada öyle Fransa'da, Avrupa'da her ülkede öyle, Avrupa ülkelerinde. Oranın esnaf sanatkarlar odasına gidiyor. Diyor ki ben işte Bekirpaşa'da efendim konfeksiyoncu açacağım. Oranın çalışanlarına yani yaşayan insanlara bakılıyor. Diyor ki burada konfeksiyon var buraya yeter. Sen konfeksiyon açmak istiyorsan Kurçeşme Mahallesi'ne gideceksin orada açacaksın. Böyle bir yapı için Ankara'da uğraşıyoruz. Yani evet. Sayın Genel Başkanımız Bendevi Palandöken Bey de bu konu üzerinde uğraşıyor. Böyle bir şey olursa esnaf enflasyonu olmaz. Yani malumunuz hemen şey oluyor işte geçtiğimiz yıllarda künefe. Bir künefe furyası çıktı. Evet. Herkes künefeci. Şimdi lokma furyası var. Lokma. Lokma evet. Evet şu anda da. Evet onu söyleyecektim. Lokma furyası evet. Var. Yani bir tane lazımsa bir tane açılsın. Açılmasını istemiyorum. Esnaf açılsın, esnafımız çoğalsın. Ama bu aralar yani çok bazı mesleklerde bir iş yeri açılışı var. Çok meslekte de kapanış var. Yani sadece karma odada 2-3 ay içerisinde bir odada 89 iş yeri kapanmış benim odamda. Yani bunlar bir kısmı işi bilmemeleri, işte emekli oluyorlar. Bir kısım ceplerine emekli ikramiyelerini alınca işte ben şunu yaparım. Bilmediği işlere kimse girmesin. Uzman olmadığı bir işe kalkışıyor. Kalkışıyorlar. Girmesinler yani. O işlere girmesinler. Biraz da birlik çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim? Sanırım yeni bir bina alma projeniz de var. Bununla ilgili de biraz bilgi alabilir. Birliğimiz mesai saatlerine uyarak tam tekmil her zaman esnaf ve sanatkarımızın hizmetinde. Her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanındayız. Esnaf olmazsa bizler de olmayız. Yani biz bir topluluk
Arkadaşlarımız iyi hizmet veriyorlar, çalışanlarımız. Birliğimizin dediğim gibi 52 tane odası var. Genel kurullarda 9 yönetim kurulu, 5 denetim kurulu, 5 disiplin kurulu olmak üzere 19 oda başkanı göreve talip oluyorlar. Bu dönemde de göreve talip olduğumuz arkadaşlarımla görevi bize tevdi ettiler. Çalışmalarımızı mümkün mertebe iyi bir şekilde yürütüyoruz. Bu dönemde biz geldiğimizden beri, daha evvel Kemal Başkan'la beraber, zaten başkan vekiliydim, birliğimizin 6. katında bir sosyal tesis yerinden düzenleme yaptık. Bu dönemde mutfağı geliştirdik. Orada birliğimizin bünyesinde çalışan, aynı zamanda 3. ve 4. katta olan odalarımızın başkanları ve genel sekreterleri için 6. katta sosyal tesisimizde ücretsiz öğle yemeklerini veriyoruz. Onlara bir nebze katkımız olsun diye. Çok da güzel yemeklerimiz, müsait olduğumuz zaman alırız. Bir esnaf çorbası da içeriz. Genel kuruldan hemen sonra baktık burada Kocaeli'mizde 52 oda var, 24'ü 23'ü merkezimizde, ancak bunların 10 tanesi bu binada yer bulabildik, diğerleri dışarıda. Yani yetersiz olduğu için. Yetersiz olduğu için kirada oturuyorlar. Yetersiz olduğu için onlar dışarıdalar. Bina birliğin mülkü bildiğim kadarıyla. Ve şöyle 4. kat, 5. kat ve 6. kat birliğin mülkü. Diğerleri özel şirketlerin mülkü. Evet. Seçimden evvel bir isteğimiz oldu. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Hocamızdan dedim ki, yani biz bir 50 bin kişilik bir topluluğuz, kurumuz. Orası bize dar geliyor. Bütün odaları kapsayacak şekilde Bağdat Caddesi'nde yapılan binanın altında bize söz verdi. Dedi yap. Kapalı pazarın olduğu binadan mı bahsediyorsun? Doğru söylüyorsun. O amaçla yapılan. Şu anda zaten icra daireleri falan var. Şimdi oradaki esnafın da isteği bu zaten. Çünkü Bağdat Caddesi, orası Bağdat Caddesi olarak geçiyor. Çok köklü bir caddeydi, yani çok hareketli bir caddeydi. Hareketi kesildi. Şimdi bizim oraya gitmemizden o cadde bir nebze hareketlenecek. İnşallah Sayın Tahir Hocam, Sayın Başkanım yakın zamanda tefrişatını yapıp taşınırız. Bütün odalarımızı bir arada olacağız orada. Bütün odalarımız. Bir 600 kişilik toplantı salonu hedefliyoruz. Hem genel kurullarda kullanırız. Hem işte esnaf sanatkarı eğitim programlarında kullanırız. Çok amaçlı bir salon olur. Zaten orada da komplike bir yer. Yani yaklaşık 3-4 bin metrekare bir yer, düzenlemesi yapılıp bize verileceğini sözünü vermişlerdi. İnşallah esnaf sanatkarımıza hayırlı olur. Altın harflerle adını yazacağız Tahir Hocamızın. Bu binayı da kullanmaya devam edecek misiniz taşındığınız takdirde? Bunu zaman gösterecek. Yani şu anda yani bir şey yok. Yani tamamı taşınacak odaların. Yetecek kadar yer var mı orada? Tabii. Bütün merkezdeki 24 yeterli odamıza, bina. 23 odamıza yeterli. Yeni kurulacak odalar için bile yer ayırdık yani orada.
Peki birlik olarak esnafa yönelik kredi projeleriniz var mı? Şimdi malumunuz bizim kredi verme gibi bir durumumuz yok. Hı. Ama bizim bir kardeş kuruluş diyelim. Şimdi bizler 5362 sayılı yasayla kurulu Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde işlev gören bir kurumuz. Bizim görevimiz esnafa hizmet etmek. Nedir bunların içerisinde? İşte kredi alırken takıldığı yerlerde işte onun faaliyet belgesini, esnaf sicil tasdiknamesini falan temin ediyoruz. Krediyi veren kurum da Kocaeli'de, ilçelerde de var. Kocaeli bildiğimiz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, iki tane kredi kooperatifimiz var burada. Krediyi onlar temin ediyorlar. Zaman zaman plasman sıkıntısı çekilse de şu anda bir sıkıntı yok. Yani ama herkes üst miktarımız 200 bin lira. Ben işte esnafım, ben 200 bin lira alırım gibi bir lüksü yok. Mesleğe göre değerlendiriyor. Orada da bir yönetim var. Mesleğe göre değerlendirme yapıp uygun şartlarda kredi her ne kadar 3 puan arttıysa da gene de uygun bankalar arası. Esnaf sanatkarların çalışkan, yani çalışan odalar var, iyi çalışan, yani görevini iyi yapan, mesela emekli olacak vatandaşına, yani esnafına yardım ediyor, yol gösterici. Yani bunların dışında dediğimiz gibi esnaf sanatkar bizim önceliğimiz. Siz peki esnaflarla tabii ki çok içli dışlısınız, hepsini biliyorsunuz. Çok fazla kredi borçları var mı esnafımızın? Tabii ki yani bu kriz ilk önce depolar, yani depoda malı vardı esnafımın. Hı. O bitti. Raflarda bitti. Sonra gitti en yakın kredi kartından mal alıp satmaya kadar. Onlar da bitince esnaf kefaletten kredi aldı. Yani biraz ödeme sıkıntımız var. Esnafın ödeme sıkıntımız var. İleride çok çoğalırsa bir çözüm arama yoluna gitmemiz lazım. Yani çok sıkışırsa esnafımız, ödeyemediyse malından, mülkünden olmasın. Çünkü kredi alırken muhakkak ve muhakkak olmazsa olmaz bir ipotek vermek durumunda, zorunluluğu var. İşte oturduğu bir ev varsa, ipotek vermişse, parasını ödeyemiyorsa ve halimiz o zaman işte. Peki devlet teşviklerinden yararlanabiliyor mu esnafın? Devlet teşviklerinden yeni esnaflar yararlanıyor. KOSGEB vasıtasıyla. Geçmiş dönemlerde bir iki sefer işte faizsiz 30 bin lira bir can suyu kredisi dağıtıldı esnaf sanatkarımıza. Bayağı güzel oldu. Yani bir yıl ödemesiz, iki yıl ödemeli. Çok rahattı yani. Esnafımıza epey orta ölçekli esnaflarımıza tabii 30 bin lira güzel bir rakamdı. Faizsiz 3 sene kullandı. Devletimizden Allah razı olsun. Peki 2020'den beklentileriniz neler ekonomik olarak? Esnaf düzelecek mi durumu esnafın? Şimdi malumuz geçtiğimiz sene baş gösteren işte faizlerin yüksek artışı, dövizin artışı bayağı sıkıntıydı esnaf sanatkarımız için. Benim düşüncem 2019'un bu yılın ikinci çeyreğinde toparlanırız gibi düşündük ama baktık öyle bir şey yok. Kazan ayağı öyle değil. Yani o dövizin yükselmesi, aşağı düşmesi, devamlı harekette işte takip ediyoruz. Faizler düşürüldü 4.9 civarında. Bu yeterli değil aslında.
piyasanın hareketlenmesi için inşaat sektörü, otomotiv sektörü, tekstil, bunları harekete geçirmek için en az bir 5 puan daha aşağı düşmesi lazım faizlerin ki hareket olsun. Yani malumunuz ülkemizde belki binlerce katkı sunduğu inşaatta binlerce emtia satılıyor. İşte musluğundan tut televizyonuna, contasına, işte boyasına kadar. Yani inşaat sektörü ayakta kalması piyasayı canlandırır, ekonomiyi canlandırır. Çünkü faizler o kadar yüksek ki vatandaş iş yeri alacak. 100 bin lira kredi alsa 170 bin lira 10 yılda fark isteniyor. Bu aşırı yüksek yani. Onun için ekonominin düzgün bir hale gelmesi için faizlerin biraz daha aşağı düşmesi lazım. Peki şu an en kötü durumda olan sektör hangisi? Hepsi kötü. Hepsi kötü. Yani inşaat hepsi sektörü kötü. Başta. O da diğerlerini etkiliyor. Yani tek tek saymak aksak düşünüyorum. Hepsi kötü. Lokantacının da işi kötü. Bakıyorum. İşte berberin de işi kötü. Efendime gidiyorsun bir otokaportacının da işi kötü. Çünkü teknik yeni servisler firmalar kendi servislerini kurmuşlar. Araçlar oraya gidiyor. İşte getirmesen aracını buraya garantisi dolar diyor. Garanti geçersiz olur diyor. Yani meslek hep bütün mesleklerde var o sıkıntı. En iyi durumda olan kafe işletmecileri. Çünkü özellikle şehir merkezinde her gün yeni bir kafe açılıyor. Şimdi demin de bahsettik ya. Birisi bir şey açmaya görsün. Oo çok güzelmiş ya arkadaş. Sen açma. Bak sen açarsan hem kendin zarar göreceksin, o esnaf arkadaşından zarar vereceksin. Özür dilerim. Yürüyüş yolunda ilk açılanlar baktım geçen gün geçerken kapatmış. Niye kapattı? Öbürleri açtı, öbürleri açtı, öbürleri açtı. Fiyatlar çok fazla. Fiyat yüksek. Çok fazla. Yani bir bardak suyu 5 liraya satıyorlar kafelerde ya da çay. Yine aynı fiyatta. Çok fazla. Bunların denetimi de yok sanırım. Yok. Bir çay 5 lira olmaz. 4 lira. Yani 4 liranın üstüne satamazlar. Altına satabilirler, üstüne satamazlar. İşte o arkadaşlarımızın da sıkıntılarını kiralar. Canlı bildiğim. Dün zaten bir esnafım geldi öyle. Yani 9500 lira kira ödüyorum başkanım dedi. Boşaltmak istiyorum. İşte arkadaş 9500 lira ara sokakta çıktı mı bir daha bulamaz oraya kiracı. Boş boş kalacak yani. Üst Çınarlı Caddesi'ni düşünün orada bakın görün bir sürü boş dükkan var. Ne yüksek kira. Ya senin ederin ne? Burada 500 lira kira. Helal emin Allah'tan kazan 500 lirayı koy cebine kardeşim sen ama 500 liralık yere 2000 lira istersen. Yani benim evim işte yeni eskisi falan yok yani cadde üstü. Bazı kupon yerleri var tabii onlar kiralar yüksek olabilir ama. Ara sokaklarda elin sap yani. Peki birliğin siyasete bakışı nasıl? Bununla ilgili de biraz bilgi alabilir miyim? Asla ve katta olmazsa olmaz dediğim tek şey esnaf sanatkar hiçbir siyasi partiyle oda başkanları, yönetim kurulu üyelerim kendi herkesin her aslanın gönlünde bir şey yatar ama bizim esnaf sanatkarlarda olmazsa olmazımız ne siyaset şunu şöyle tabir etmek daha iyi olur bunu şöyle söylemek. Ne siyasetçiler bizi yönetebilir ne de biz siyasetin içine gireriz. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi partilerimiz var. Hepsine aynı yakın mesafemiz aynı. Çünkü bünyemizde 50 bine aşkın üyemiz var. Ve bunların içerisinde her siyasi partinin yandaşı işte
seveni olan esnaf sanatkarımız var. Bizim partimiz Ekmek Partisi. Esnaf sanatkarının Ekmek Partisi. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Biz helal lokma, çoluk çocuklarımıza helal lokma yedirmenin peşindeyiz. Sıkıntılarımız olsa da Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Esnaf sanatkar da yaşayacak. Onların içerisinde. Evet. Programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Nice güzel programlara imza atarsınız inşallah. Tabii sizin sektörde de sıkıntı var. Ne var onu görüyorum. İnternet gazeteleri çoğaldı. Yani yani klavyeyi alan ben gazeteciyim diyor. Ya bunu lütfen profesyonel olan insanlar. Mesela sizin uzun yıllardır bu sektörün içinde olduğunuzu biliyorum ben. Herkes tanıyor sizi. Teşekkür. Hiç olmayan birisi bakıyorsun internet gazetesi kurmuş gibi kalemle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ne yazık ki böyle bir sıkıntı var. Bununla ilgili de bir yasa hazırlığı şimdi, var. Umarım o da en kısa zamanda çıkar. Evet. 16 Eylül 22 Eylül arası ahilik haftamız var. Bu ayın 18'inde kutlamalar var. Tüm esnaf sanatkarımı eski Perşembe Pazarı alanı üzerinde kurulacak ahilik kutlamalarını katılmalarını istiyorum. Rica ediyorum onlardan. Biz birbirimize destek olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok. O açıdan bir daha vurgulayarak söylüyorum. 18 Eylül'de Eski Perşembe Pazarı alanında etkinliklerimiz olacak. Ahilik etkinleri, kutlama etkinlikleri. Merak etmesinler. Esnafımız, pilavımız, kavurmamız, esnafımızın çorbası hazır. Kutlamalara katılmalarını istiyorum, bekliyorum. Bu fırsat da verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok önemli bilgiler verdiniz. Esnafımızın sıkıntılarını beraber konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kadrajımızda kalmaya devam edin. Hoşçakalın.